dinleniyorum. Evet, şimdi sen başarılı manken ve aynı zamanda son dönemde oyuncusu. Ben Didem'i gördüğüm zaman arıyorum. O beni gördüğü zaman arıyor. Genelde kendi dizimizi bile izleyecek vaktimiz olmuyor. Çünkü hem çekimler çok yoğun, hem Aysun'un hem benim, ki Aysun'un gibi de ezber yani sitcom olduğu için. Hem artı böyle çalışıyoruz, sanatımız, defilelerimiz var. Biraz zor yakalıyoruz. Kasetlerini alıp izleyeceğiz Aysun. Sonra birbirimizin kasetlerini alıp. Birden başarılı manken ve aynı zamanda da son dönemlerin oyuncususunuz değil mi? Teşekkür ederiz efendim. Şimdi birbirinizin izleyebiliyor musunuz dizilerini, sitcomlarını ya da? Yani çok az tanıtımlara falan denk geliyoruz. Ben Didem'i gördüğüm zaman arıyorum. O beni gördüğü zaman arıyor. Genelde kendi dizimizi bile izleyecek vaktimiz olmuyor. Çünkü hem çekimler çok yoğun, hem Aysun'un hem benim, ki Aysun'un gibi de ezber yani sitcom olduğu için. Hem artı böyle çalışıyoruz, sanatımız, defilelerimiz var. Biraz zor yakalıyoruz. Kasetlerini alıp izleyeceğiz Aysun. Sonra birbirimizin kasetlerini alıp izleyeceğiz. Bir izleme partisi yapabiliriz evde mesela. Evde toplanıp. Şimdi ikiniz de dediğim gibi gerçekten başarılı mankensiniz. Mankenlikte kendinizi kanıtlamış kişilersiniz. Şimdi birbirinizle ilgili, oyunculukla ilgili gördüğünüz birer şey bence istiyorum. Bence Didem oyunculukta da kendini ispatladı senelerdir. Hep izliyorum onu. Marziye'de olsun. İşte bu Melekler Adası'nda muhteşem. O bence izleyici, bir televizyon izleyicisi olarak bence o oldu. Ama benim daha ilk deneyimim. Sadece deniyorum diyebiliyorum. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onunla o konuda farklıyız. O bence oyuncu oldu. O yüzden hani sağ ol canım benim. İzliyorum, dikkatle izliyorum. Bakıyorum ne yapıyor, nasıl yapıyor diye. Ona arıyorum, danışıyorum. Öyle yani. Biraz farklıyız. Mankenlikteki gibi aynı kulvarda değiliz şu an o konuda. Şimdi canım arkadaşım sağ olsun ama yani oyunculukta öğrenecek şeyler bitmiyor. Bence o zaten ilk denemesi değil. Yanılmıyorsam bir zehirli çiçek miydi? Evet, orada vardı. Ben Aysun'u hani çok oyunculuğa sıcak bakmadığını düşünüyordum. Ama bu diziye başladığını öğrenince çok sevindim. Bir kere çok önemli isimlerle, Ayten Gökçer, Metin Akpınar gibi Sevinç çok önemli, Sevinç Erbak, tiyatrocu insanlarla zordan başladığı için aslında kendine haksızlık ediyor. Ben gördüm onu, rolüne de çok yakışmış. Bence Aysun da bu konuda çok başarılı olacak. Yani ilk değil çünkü. Artı zordan başladı ben. Normal dizilerden başladım az rolle, yavaş yavaş, ama o sitcom daha zor çünkü ezber var, kendi işin yanında durup çalışması gerekiyor. Çok çok tecrübeli insanlar var, öyle öğrendim, oyuncu oldum da olmuyor. Yani öğreneceğimiz daha çok, evet, şey, çok var. Şey var. Aysun da bunda yeni olmasına rağmen bence çok başarılı. İnşallah iyi olur, inşallah olacak, kabul edilir, olacak. İnşallah iyi olur. İkinizin de yolu açık olsun. Teşekkür çok ederiz. Teşekkürler, sağ olun.